kabul ediyoruz. Ancak işte asıl meselemiz buradan sonra başlıyor. Şöyle başlıyor. Bir mümin Allah'ın yaratıcı olduğunu kabul edince, buraya dikkatinizi rica ediyorum. Allahu Teala'nın yaratıcı olduğunu, dünyayı yaratmış olduğunu, dünyadaki varlıkları, bu varlıkların en şereflisi olan insanları, insanların da iki cins olduğunu, birisi kadınlar, birisi erkekler olarak insanları yaratmış olduğunu tasdik edince, kabul edince, buna iman edince ikinci bir mühim kapı açılıyor. Türkiye'de Allahsız, dinsiz olduğunu söyleyenler hariç, yeryüzünü ve yeryüzündeki varlıkları, mahlukları Allah'ın yarattığını kabul etmeyen yok. Şöyle basın yayın organlarını takip ediyoruz. Kitapları ve yazarları takip ediyoruz. Belli bir zümre var Türkiye'de. Bunlar Allah'ı kabul etmiyor. Allah diye bir varlığı kabul etmiyorlar. Ve yeryüzünün, eşyanın, maddenin, mahlukatın Allah tarafından yaratıldığı hususunu kabul etmiyorlar. Bu türlü adamlara bir isim takmışlar. Ateist. Ateist diyorlar. Böyle bir cereyana kapılan insanlara ateist, böyle düşünme şekline, böyle yorumlama tarzına da ateizm diyorlar. Yunanca bir kelime, gavurca bir kelime. Ateizm, yani Allah'ı kabul etmemek demekmiş, haşa. Ateist demek de Allah diye bir varlığı kabul etmemek. Etmeyen adam, ateist. Bunlar var Türkiye'de şu anda, bunların başında ömrünün tamamını komünistliğe vermiş olan yazarlar var. Hepsi bunların komünisti. Bunlar komünizmin iflasından, çöküşünden sonra şimdi ateistiz biz diyorlar. Komünist olmaktan çıktık, ateist olduk diyorlar. Bunlar bir hayli Türkiye'de var. Hepsi de günlük gazetelerde yazı yazıyorlar. En başta Aziz Nesin adında Allah'a, ahirete, kıyamete, öldükten sonra dirilmeye inanmadığını, öldükten sonra cesedinin hiçbir mezarlığa gömülmek istemediğini, ne Müslümanların kabristanına, ne de Hristiyan ve Yahudilerin kabristanına gömülmek istemediğini, öldükten sonra belediye cenaze teşkilatında bir bölüm açılmasını, o bölümde cesedinin yakılarak külünün, bir avuç haline gelen külünün dışarıda havaya savrulmasını resmen vasiyet olarak günlük bir gazetede yayınladı. Bizim tespitimize göre 22 kişi bunlar Türkiye'de. 22 tane yazar. Bir kısmı tiyatro yazarı, bir kısmı sinema yazarı, bir kısmı günlük fıkra yazarı, bir kısmı gazeteci, böyle çalışıyorlar. Kabul etmiyorlar. Bunların dışında büyük ekseriyetle, hemen hemen neredeyse tamamen diyebiliriz, Allah vardır diyorlar. Yeryüzündeki mahlukatı da Allah yaratmıştır diyorlar. Buraya kadar bir problem yok. Çok azı müstesna, büyük kitleler halinde buraya kadar bir problemimiz yok. Tamam, Allah var. Allah yaratmıştır insanı, kadını, erkeği. Buraya kadar bir problem olmuyor. Asıl problem buradan sonra başlıyor.